VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Bugün Amerika'da öne çıkan gündem maddelerinden birisi malum İran. Biden hem bir yanda G7 platformunda bir yanda da Almanya'da yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda hem İran konusunda hem de genel olarak Amerika'nın uluslararası siyasete ve dış politikaya bakış açısı ile ilgili bir takım mesajlar verdi. Biz de bu yayınımızda İran konusunda, İran diplomasisinde son gelişmeleri ve verilen mesajları geldiğini biraz anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Şimdi Amerika'dan İran konusunda hem bazı adımlar hem de bir takım mesajlar, açıklamalar var. Onları ayrıntılandıralım. Bir Trump yönetimi döneminde, yani bir önceki yönetimde İran'a yönelik olarak tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden getirilmesi adımı olmuştu ve bu adımı Biden yönetimi geri çekti ve bu konuyla ilgili olarak da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. Amerika'nın BM nezdindeki büyükelçi vekili, temsilci vekili diyelim, Richard Mills, Joe Biden adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu mektubu göndererek bu adımla ilgili olarak bilgilendirdi Güvenlik Konseyi'ni. Bunun dışında şimdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Fransa, Almanya, İngiltere ile bir sanal ortamda bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantının konusu da yine İran'dı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bu toplantının ardından yaptığı açıklamada İran konusunda eğer Avrupa Birliği'nden bir davet, bir toplantı daveti gelirse kabul ederiz açıklaması yaptı. Eğer böyle bir toplantı tabii gerçekleşebilirse 4 yılın ardından İran'la önemli bir temas olmuş olacak ki böyle bir toplantıya Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere de katılacak. Yani İran'la başlangıçta 2015'te JCPOA olarak uluslararası terminolojiye geçen nükleer anlaşmada imzası bulunan ülkeler, yani taraf ülkeler yeniden bir araya gelebilir mi? Tabii bu açıklamalar biraz bunun önünü açmışa benziyor. İran'la diplomaside bir adımın önünü açmışa benziyor. Trump döneminde hatırlayacaksınız. Amerika'nın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi, sonrasında yaptırımları yeniden devreye koyması ve İran'ın da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşama aşama azaltması, geri adım atmasıyla birlikte bir yanda işte Trump yönetimi ve Avrupa ülkeleri arasında bir takım sorunlar oluşturmuştu İran konusunda atılan bu adımlar. 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma peki neydi? Bu anlaşma kapsamında İran nükleer yakıtının yaklaşık %97'sini ülke dışına çıkarmıştı ve yeni üretim üzerinde de bir takım keskin, sert sınırlamaları kabul etmişti. Ve bunun karşılığında, yani nüklear silah üretme kapasitesine sınırlama getirilerek de, tabii bunun karşılığında dünya liderleri de İran üzerindeki yaptırımları, İran ekonomisini kıskaç altına alan yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti. Şimdi Biden yönetiminden hem yönetim tam olarak görevi devralmadan önce hem de verilen mesajlara baktığımızda, eğer İran nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yeniden yerine getirirse yaptırımlar kalkar demişti. Şimdi İran'la Amerika arasında yani kim ilk adımı atacak, kim önce adım atacak, o konuda bir görüş ayrılığı, bir git gel oluyor denilebilir. Çünkü İran'da diyor ki önce yaptırımlar kalksın, ben daha sonra nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütleri yerine getiririm. Şimdi biraz tepkilere, kim bu işe, İran konusundaki diplomasi adımlarında ne diyor, açıklamalara ne gibi tepkiler var, onlara bakalım. Tabii Amerikan siyaseti içerisinde de bu İran meselesi tartışılıyor. Bazı cumhuriyetçiler Biden yönetiminin attığı bu adımı ve yaptığı açıklamaları bir taviz olarak nitelendiriyor. Mesela Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komisyonu'ndaki en üst düzey cumhuriyetçi isim Michael McCaul bu adımı eleştirdi. Dedi ki yani kusurlu olan İran anlaşmasına yeniden giriş çabasında, girişiminde bir taviz olarak nitelendirdi bunu. Fakat Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de diyorlar ki bu eleştirileri reddederek bunlar İran'a verilen tavizler, sağduyuya verilen tavizler şeklinde bir açıklaması oldu Dışişleri. Peki İran ne diyor? Biraz önce dediğimiz gibi bir işte
kim önce adımı atacak tartışması var. Bir yandan da tabii pazar günü önemli bir gün, deadline İran açısından da. Çünkü İran uluslararası müfettişlerin daha önce deklare edilmeyen nükleer tesisleri ziyaretini yasaklayacağını söylemişti. Yani böyle bir adım atacak mı, atmayacak mı, ona da bakmak gerekecek. Şimdi İran denilince tabii ki İsrail bu olan bitene ne tepki veriyor, ne diyor? Bu da önemli. 2 gün önce hatırlayacaksınız, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve İran o gündemdeydi. Ve uluslararası haber ajanslarına konuşan, bu konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre Biden yönetimi Tahran'la görüşmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamaları yapmadan önce, yani böyle bir açıklama yapmayı planlıyoruz şeklinde İsrail'i önceden bilgilendirdiğini ifade ediyor uluslararası ajanslara konuşan kaynaklar. Ama doğrudan Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyla ilgili doğrudan bilgilendirmediği de ifade ediliyor. Anladığımız kadarıyla işte diğer diplomatik kaynaklar veya işte bakanlık, iki tarafın dışişleri Bakanlığı veya Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcileri de olabilir tabii ki. Bu konuyla ilgili İsrail'in hem Amerika Büyükelçisi hem de Amerika Büyükelçisi hem de Birleşmiş Milletler nezdindeki elçisi bu konuyla ilgili konuştu. İsrail'in ordu radyosuna açıklamalarda bulundu. Yani eğer onlar da diyorlar ki Biden yönetimi, yeni yönetim İran'la nükleer anlaşmaya dönerse biz böyle bir sürecin parçası olmayacağız. Yani şunu söylüyor İsrailli yetkililer, Amerika çekilmiş olduğu aynı anlaşmaya dönerse o zaman bu işte kaldıraç gücü, etki gücünü kaybetmiş olacak diyorlar. İsrail tarafı da böyle şaşırtıcı değil. Tabii ki İran konusunda bu tür mesajların geliyor olması İsrail'den. Peki ne olur Amerika ve İran arasındaki bu işte anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, Trump yönetiminin bu konuyla ilgili güven sorunu aşılabilir mi? Çünkü şöyle de bir boyutu var bu işin. Biden yönetimi Amerika bir füze programını sınırlama amacı da güdüyor. Bu önemli bir endişe kaynağı. Bir yandan işte Irak'taki İran bağlantılı bazı gruplar var. Zamanında IŞİD'le mücadelede yer almış olan Haçlı Şabi'ye bağlı pek çok gölge, küçük küçük gruplar Irak'ta ve en son Erbil'deki saldırıda da bu gruplar öne çıkmıştı. Dolayısıyla bu boyutu da var işin. Bir de tabii ki dış politikada her zaman iç siyaset dinamikleri de etkili olur ve İran'da da 4 ay sonra Haziran ayında seçimler var. Dolayısıyla İran konusunda bir yandan Biden yönetiminden gelen açıklamalar, adımlar önem taşıyor. Bölge dinamikleri de önem taşıyor. Biz de bu yayınımızda İran diplomasisinde Amerika'dan gelen adımın ayrıntıları nedir, tepkiler nedir, bunları ayıralım istedik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yine yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.